Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar, Orman Rammus. Sadece Rammus oynayarak Brezilya sonucunda ustalık seviyesine gelmiş ve bu Rammus dünyanın en iyi Rammus'u. Yani dünya birincisi kendisi. Dünyanın en iyi Rammus'u kendisi. Rammus da bu aralar biraz popüler olmuşken Baus sayesinde ben de hemen analizini yapayım dedim. Abi 3600 maçlık Gold adam gelecekti diyorsunuz kendi içinizden. Ama maalesef ki güzel bir maçını bulamadım. O yüzden de o analizi bir tık erteledik. Sonuçta ben analizini yapacağım adamları belirliyorum. Ama Sote'de bekletiyorum. Niye? Güzel maçı olsun. İşte videoluk bir maçı olsun. Ben de analizini yapayım diye. Şimdi arkadaşlar Rammus Orman. Rammus Orman'ı ben çok öncelerden oynuyordum. Videoya geçmeden önce de videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü sizin beğenileriniz bizim için önemli. Birçok insanın önüne çıkması için de değerli. Şimdi sıçra değil hayalet almış. Burada hayalet alması aslında genel total olarak baktığımız zaman mantıksız değil. Bir diğer olay ormanda ne kadar siz Q'yu fulleyen insan sayısı ne kadar az olsa da Q'yu güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü siz Rammus'la ya ben orman döneyim ya kafasına girerseniz eğer maalesef ki bu işi başaramazsınız. Şimdi bakın Q'nun bekleme süresi 16 saniye. Shift'e basıyorum. Fullendiği zaman hiç bekleme süresinde azalmanız olmadığı takdirde 6 saniyeye kadar düşüyor. İnanılmaz bir düşüş bu. Ya %50'den daha fazla düşüş. Yani o yüzden kesinlikle ormandayken Q yeteneğini güçlendirmeniz kesinlikle ve kesinlikle önemli. Artı bu tarz kuşları, kayacıları keserken de önemli. Şimdi Rammus'ta ufak bir detay söyleyeceğim. W'yu bastınız. W etkisi devam ederken Q basarsanız W etkisi bittiği için W etkisi varken üstünüzde herhangi bir şekilde Q basmıyorsunuz. Haberiniz olsun. Üçüncü seviye oldu. Genelde şu anki orman metası üçüncü seviyede herhangi bir yere baskın atma konusunda. Ama burada öyle bir şey yapıyor gibi durmuyor. Hani genelde atıyorum oynanan ormancılarda bir tarafı dönüyorlar adamlar, atıyorum mavi tarafını dövüyor, dönüyor alt koridoru, direkt olarak baskın yapıyor. Burada da alt koridor bayağı bitirmiş, alt koridora gidecek gibi duruyor. Aynen mavi güçlendirmesini almadı, gördüğünüz gibi hayaletinde bastı, alt koridora doğru gidiyor ve burada Lulu'nun kaçacak herhangi bir yeri maalesef ki yok arkadaşlar. Direkt olarak düşürmeyi başarıyorlar. Draven Kalista'yı düşürecek yalnız. Aynen öyle oluyor. Seraphine de vuruyorlar. Rammus'a vurmaları biraz sıkıntı. Rammus buradan rahatlıkla çıkacaktır derken Rumble geliyor yan taraftan. Q yeteneğini de kullanmış burada. Birden kayna dönüyor. W'si geldiği için. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki bu Rammus burada nasıl ölmüyor? Bak. Abi adamın zırhına bak. Bak sadece zırhına bak adamın. Bu adam nasıl ölecek oğlum? 3 level kayn, 300 zırhı olan bir şampiyonu nasıl öldürecek bu seviyede? Yani bu gayet normal bir şey. O yüzden de yani Rammus bu yüzden güçlü. Yani bu dakikada siz W'sunu güçlendirmeseniz bile W birinci seviye bile olsa bir de Aftershock'unuz var. Onunla beraber inanılmaz bir zırha yükseliyorsunuz. O yüzden de yani attığınız baskınlarda sizin ölmeniz bayağı bir zor. Şimdi Rammus neden çok oynanmıyor sorusu hepinizin kafasında. Harbiden de oynanabilir bir şampiyon baktığınız zaman. Ama şöyle bir detay. Mesela Soraka. Soraka'nın Silence'ı yani susturu Rammus'un Q'sunu direkt olarak iptal ediyor. Janna'nın Q'su direkt olarak iptal ediyor. Atıyorum bir tank şampiyon. Sallıyorum Leona. Leona gidip bir tane Q vurunca Q'su bozuluyor. Yani şimdi Leona'yı tutuyor evet öyle bir durumda. Ama Leona'yı tutması Rammus'un istediği bir şey mi? Tartışılır. Ha bir diğer olay ultisi şu an çok güçlü. Ultisine bir şey demiyorum. Bakın Q yeteneğini güçlendirmiş. Burada Q yeteneğini tekrardan atıyor. Draven E yeteneği de burada gördüğünüz gibi bozuyor. Draven'ın sıçrasını almayı başarıyorlar. Bu arada ultisi güçlendikten sonra yani değiştikten sonra Rammus çok daha fazla oynanabilir bir şampiyon oldu. Niye? Az önceki gibi bir senaryo olduğunu düşünün. Draven E ile bozuyor. Eski Rammus'la beraber o adama hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ama şu anki Rammus'la ultiniz olduğu için Q'yu bastınız koşarken atıyorum o adamın E-range'ine girdiğinizde tak diye ultiyle atlıyorsunuz üstüne ve rakibin yapabileceği herhangi bir şey yok. Malphite ultisi gibi bir şeyle sonuçlanıyor burası. Üst koridorda minyonları almaya gidecek. Bu tarz durumlarda kesinlikle ve kesinlikle buradaki farmları alın arkadaşlar. Bir dakika Malphite ulti attı ama Rammus'a onu yapman ne kadar mantıklı Malphite. Yani Rammus'u öldürmeniz bayağı bir zor. 5. seviye olmuş durumda. Yetenekleri tekrardan gelecek. Hem skor aldı. Malphite'ın bence bir tık kötü oyunundan. Hem skor aldı hem de
Orada minyonları da almayı başardı. Şunu söyleyeceğim. İlk gün ateşi pelerine gidiyor. Şimdi çivili zırhı almaya alıştınız. Evet, çivili zırh kötü de bir eşya değil. Ama şunu unutmayın. Ormanda gün ateşi pelerini aldığı zaman hani orman dönüş hızı daha iyi olabilir. Hem can geliyor işte ne bileyim attığı W güçlendirmediği için attığı hasar da bir tık böyle gün ateşiyle güçlenebilir. Haberiniz olsun. He, çivili zırh alırsanız çok kötü değil. Hani çivili zırh da şu eşyadan sonra özellikle kesinlikle çivili zırha da direkt olarak gidebilirsiniz. Özellikle karşıda otomatik saldırı vuran şampiyonlar varsa sallıyorum şu an. Orta koridor Yasuo ya da Yone. Alt koridorda Draven var. Üst koridorda da Malphite değil sallıyorum Renekton var. Bir tek ormancı yetenek gücü ya da sadece orta koridor yetenek gücü. Ormancıda ne sallıyorum? İşte Kayn değil de biraz daha fazla otomatik. Zinza mesela. Şimdi siz böyle bir şeye çivili direkt olarak alabilirsiniz. Bu önemli. Haberiniz olsun. Bakın Q'sunu attığı gibi orada W'su bozulmuş oldu. Hemen burada Ejder'e başlıyorlar. 3-0-1'lik güzel bir skorla. Yalnız burada Malphite Tryndamere bayağı bir zor anlar yaşatıyor. W güçlendirmiş. Tutuşturu var. Hani bu tarz bir Malphite'da bayağı bir güçlü. Haberiniz olsun. Aa, çarpı kaçırdı ama Kalista'sı var diye sanırım öyle attı. Bakalım burada savaş gelecek mi? Rumble'dan çok iyi bir ulti geldi. Evet, orada Rammus'tan da çok iyi bir ulti ve rakibi yakalıyor. Direkt olarak Kayn da düşüyor. Draven da düşüyor. Devam edecekler burada. Q'sunu da dojladı Lux'ın. Sıçrasını almayı başarıyor Lux'ın. Evet, Q'sunun bekleme süresine şöyle bir göz atalım hemen. 3. seviyeyken 11 saniyeye düşmüş durumda. 8.5 ve 6 olarak 2.5 saniye 2.5 saniye her güçlendirdiğinde düşüyor. Arkadaşlar, Rammus'la kesinlikle ve kesinlikle erken oyunda bir şeyler yapmanız lazım. Şimdi arındırı olmayan rakipler sizin için çok büyük bir hedef. Şimdi arındırı, evet, genelde arındır girebilirler. Ama destek oyuncuları arındır girmiyor biliyorsunuz. O yüzden de destek oyuncuları alt koridora yaptığınız baskınlarda kesinlikle sizin en büyük hedefiniz olabilir. Şimdi şöyle düşünün. Destek oyuncusunu yakaladınız. Hop, bakın Q gelirken Q'yu yediğini anladığı an ultisini kullandı ve çok rahat bir skor aldırıyor burada Rumble'a. Lux, bakın Lux değil, hangi şampiyon olursa olsun orada ölmüştü. Bu arada ikinci olarak W yeteneğiniz değil E yeteneğinizi güçlendireceksiniz. Çünkü sizin olayınız kitle kontrol Rammus oynarken. Siz kitle kontrol uyguladığınız şampiyonlara olabildiğince fazla kitle kontrol uygulamanız gerekiyor. Burada sanki ikisini aynı anda dönebilir. Hani gidip ona da bir tane vursa falan çarpı varsa, çarpı olsa mesela 3 saniyede çarpı olsa Gromp'a bir çarp atıp çekebilirdi sanki. Evet, şimdi alt koridora yine bir baskın gelecek gibi duruyor. Aynen, koşturmaya başladı derken Lux orada tutuyor ama bakın Q yeteneği bozulmadı. Snare olduğu için Morgana Q'su da bozmuyor. Haberiniz olsun. Evet, üste döndü. Gün ateşi pelerini de bitti. Şu an baya baya iyi durumda. Ya bayağıdır baskın atmıyor. Yani Lux'ı kesti en son. Ultisini bekliyor. Şu an ultisi de var. Hani rahatlıkla bir skor gelebilir. Burada Lux kovalayacak ama burada totem var. Gözüküyor. Direkt olarak koridora dönüyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi baskın at dedi. Ama bu adam o kadar baskın atmıyor. Bir, az önce alt koridora atacaktı. Alt koridor ona göre oynadı, geri çıktı. Orta koridora atacaktı. Totemden gördüler, geri çıktı. Üst koridora zaten doğru düzgün gidemez. Çünkü Tryndamere baskın atması o kadar da mantıklı olmayabilir. Şuradaki totem inanılmaz bir iş yaptı. Yani ormancıysanız, geçiyorsanız, üstünüzden geliyorsanız bu çalıyı bir kontrol ederseniz sizin için çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü genelde oraya totem atılıyor. Siz de eğer rakip ormana totem atarken buraya atmak yerine buraya atabilirsiniz pembe toteminizi. Çünkü genelde buradan geçer insanlar ama bu çalı daha az kullanılan ama genelde ormancının nerede olduğunun infosunu yani bilgisini gayet iyi veren bir totem diyebiliriz. Evet, Ejder'e tekrardan girdiler burada. Rakip takımın buraya gelebileceğini ben çok sanmıyorum. Hani şu an bayağı bir güçlüler. Rammus bu tarz bir takım savaşında inanılmaz güçlü olacaktır. Bunu söyleyeyim. Üst koridorda Tryndamere bayağı zorlanlar yaşatıyorlar. Rammus alt koridoruyla beraber oynamayı tercih ediyor. Ejderler etrafında oynamayı tercih ediyor. Şimdi şöyle bir rakip ormana girecekler gibi duruyor Rumble'la beraber. Lux orada fark etti bir terslik olduğunu ve oradan çıkıyor. Kayn'ın üst koridorda olduğunu bildiği için hemen rakibinin ormanına dadanıyor. Gayet de mantıklı bir hamle zaten. Burada hemen çarpını atıp alt koridora koşabilir. Kesinlikle ve kesinlikle aynen öyle çarpını attı ve alt koridora koşuyor. Hayaletinde bastı. Rumble'dan ulti geldi. Hop, orada Rammus'tan da bir ulti geliyor. Bakın şimdi E yeteneğini direkt olarak kullanmıyor. Bakın şimdi göstereceğim size. Bak, sıçrasının olmadığını biliyor rakibinin. Hop, ultisini kullandı. Bakın bekliyor.
şimdi attı. Yani kitle kontrol zinciri mantığını kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bunun aynısı Q yeteneği için de geçerli. Şimdi siz Q ile gittiniz, rakibe vurdunuz. Bir süre kitle kontrol olacak ve rakibin diyelim ki arkasına geçtiniz. Rakip sizin yanınızdan geçmek zorunda, değil mi? Ben buradayım, rakip burada önümde, arkama geçmek istiyor. Ben önümdeyken arkama geçmek isteyen rakibe hemen taunt atmam. Önce bir beklerim, yandan tam menzilimden çıkacakken atarsam en verimli şey olur. Çünkü o adam arkama geçerken bir iki tane şapaşırlığa vururum ona. Sonra bir taunt atıp sonra bir iki tane daha vururum gibi bir mantık düşünebilirsiniz aslında. Yani kaçmayan rakibe zaten öldürecekseniz kitle kontrol atmayıp kaçarken yakalarsınız gibi düşünebilirsiniz. Mesela polis sizi gördü, suçlusunuz, kaldır ellerini diyor. Adam önce bir sıkıntı yapmıyor. Sen kaçarsan adam ateş ediyor ya da seni kovalamaya başlıyor, değil mi? Kaçmazsan sıkıntı yok. Rammus'ta da öyle düşünün. Siz polissiniz, rakip kaçmıyorsa sıkıntı yok. Veya sizin takım arkadaşınıza vurmuyorsa rakip, sıkıntı yok. Taunt atmayabilirsin adama. Ama atıyorum, baktın kaçmaya çalışıyor, baktın takım arkadaşına vuruyor, o zaman taunt'u atarsın, hayatına devam edersin. Umarım bununla alakalı bir sahnemiz olur da ben de size daha net açıklarım bu durumu. O Lulu'yu yakalıyor burada diyecektim. Yakalayamadı. Sıçrasını kullanıyor Lulu. Şimdi sıçra atıyor. Kurtulmuş gibi gözüküyor da aslında kurtulmuyor yani. O tam kurtulmuş sayılmaz. Lux da bayağı bir defansif oynamak zorunda kalıyor. Yani yapabileceği herhangi bir şey yok derken üst koridorda alameti almaya çalışan Malphite Kayn ikilisi var. Seraphine'den de güzel bir ulti geldi ama yeterli olmayacak oraya. Uf, Malphite'den güzel bir ulti ama... Yani orada o Rammus düşecek mi emin değilim ben. Hemen Malphite'a bir taunt geldi orada. Malphite sıçrayla çıkmayı başarıyor. Kalista da bayağı güzel hasar vurdu orada. Ve düşürmeyi başarıyorlar. Oo, Lux'tan güzel Q. Ejder kaç saniye ona bakacağım. 1 dakika 27 saniye. Rammus hiç boş durmuyor. Sürekli kamplarını dönmeye devam ediyor. Kesinlikle ben de oynayacağım. Ya üst koridor ya orman. Bir deneyeceğim yani en azından. Ya ormanda çok oynadım ben zamanında. Ormanı biliyorum. Ormanda iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama üst koridor, orman üst koridoru da kesinlikle ve kesinlikle denemek istiyorum. Ve çivili zırhı yanına da ninja tabisi bitmiş durumda. Şu an Rammus W yeteneği artçı şoku patlamadan 240 zırh ve 460 zırh, 140 büyü direnci. Şimdi büyü direnci eşyası genelde Rammus'u almıyor insanlar, değil mi? Almamasının aslında bir sebebi şu. Buradan zaten iyi bir büyü direnci geliyor. Tabii ki alabilirsiniz. Oyun ilerledikçe alırsınız. Ama hani erken oyunda zaten o W'dan gelen büyü direnci sizi belli bir seviyede tutuyor. Buradan gün ateşinden de geliyor 35. Buradan da 40 geliyor. Baktığınız zaman hani 35-40 yani o kadar büyü direnci zaten bayağı bir yetiyor derken Rammus burada savaşacak mı? W'sunu da basıyor, bakın bayağı tanklıyor şu an, yani öyle böyle değil. Seraphine'den güzel bir ulti geldi ama yeterli olmayacak. Direkt olarak çıkıyorlar. Malphite ultisini kullandı yalnız. Düşebilir orada Trindemir falan derken arka tarafa bu ulti geliyor. Ve orada bakayım bir dakika. Burada Rammus çok iyi oynuyor bak şimdi. Ben her zaman ne diyorum? Bir tanksanız, kitle kontrol canavarıysanız burada gidip Malphite'a taunt atan, Malphite'a ulti atan zibilyon tane adam tanıyorum düşük eloda. Siz bu adam gibi oynayın. Bak adam gidiyor. Şimdi bu adama hasar veriyorlar ya. Sen gideceksin buraya. Senin görevin bu bak. Taunt'a atmadı hala. Hala atmadı. Hop baktı adam CC'den çıktı kitle kontrolden. Mis gibi taunt'unu atıp hayatına devam etti. Bu arada Draven'ın kaç vurduğuna bakacağım Rammus'a. 91 vuruyor. 91 vuruyor Draven. Ve hiçbir şekilde yani 151 vurdu. Yani mümkün değil. 97 falan mümkün değil. Sabaha kadar bıraksın Rammus. Öldüremez. Yani aslında burada Orman Rammus'un W fullemesine gerek olmadığını kısmen anlamış olmuşsunuzdur diye düşünüyorum ben. Sürekli Q yeteneğini kullanıyor. Bakın E yeteneğini kullanmadı. En son kullanıyor. Hem ejder, ooo çok iyi bir dodge geldi. Yalnız Malphite'la Kayna ne kadar fazla hasar çıkartıyor öyle. Q yeteneği gelecek bir saniye sonra ve büyük bir ihtimalle rakibini öldürmeyi başaracak burada. Aynen Malphite öldürüyor. Hatta Kayn'ı da kovalayacak galiba. Çünkü Q yeteneğinin bekleme süresi 5 saniye mavi güçlendirmesi olduğu için. Bakalım kovalamayı tercih ediyorlar derken Kayn orada güzel bozuyor. Kaçabilecek mi oradan? Çok da sanmıyorum. Rammus geliyor. Hop, Rammus yakaladı. Rammus'tan kaçmak çok zor. Ya şu ana kadar 8-0-8 bir performans. 18 skorun 16'sında var. Ve bu adam bedava almadı abi. Şimdi mantıken düşündüğünüz zaman altında falan öyle über bir fark yok.
Über fark olmadığı için de adam şu an 1v9 atıyor direkt olarak. Yani müthiş müthiş taşıyor maçı şu an. Evet, diğer tarafta savaş çıkmış. Draven'ı kovalıyorlar ama canı bayağı az Rammus'un. Bakalım oraya girmek isteyecek mi? Bakın ultisi var. Direkt arka tarafa gitti. Draven'ın zaten öldüğünü düşündü. Ve burada bakın E yeteneğini en sona bekletti. Gördünüz mü? Benim dediğim olay. Hah, oldu. Süper oldu bu. Bak bunun olması, bunun yaşanması harika. Burada Draven'ın zaten öldüğünü düşündü. Şimdi bu ne kadar doğrudur, yanlıştır tartışılır. Bunun aynısını Holy Phoenix'e yaptılar. Holy Phoenix nilahla ölmedi, maçı taşıdı. Şimdi bakın arkasına geçti. Vuruyor, tamam mı? W'sunu açtı, vuruyor. Şimdi E'sini kullanabilirdi buradayken. Ama bekliyor. Bir iki tane ot, bak iki tane otomatik saldırı vurdu. Şimdi kaçarken E yeteneğini kullanıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani zaman kazanıyorsunuz. Kitle kontrolünüzü daha fazla sağlıyorsunuz rakibe. Kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gereken en büyük olaylardan bir tanesi bu diyebilirim arkadaşlar. Burada yalnız Malphite öldürebilir. Ultisi de var çünkü. Tutuşturu da geldi. Artık buradan kaçışı maalesef ki yok Rammus'un. Evet, Gargoyle'a doğru gidiyor. Yani olabildiğince tanklamaya çalışacak. Şimdi burada niye Gargoyle alıyor? Mesela Randuin niye almıyor? Niye Donmuş Yürek almıyor olarak bakabilirsiniz. Şimdi Donmuş Yürek alsa sadece otomatik saldırıdan hasar vuran kişi Draven. Yani rakibin saldırı hızını düşürmesinin çok da bir anlamı yok diyebiliriz. Kısmen. Bekleme süresini azalma o kadar işine yarıyor mu? Bakalım şöyle bir. O kadar inanılmaz işine yaramıyor. W'su 4 saniye. Q'su 4 saniye falan. 4.5-5 saniye. Hani 4.5 saniye. İnanılmaz işine yaramıyor. E zaten buradan da ability haste geliyor her türlü, yani bekleme süresinde azalma. Onun için alınmayabilir. Saldırı hızı çok işine yarayan bir rakip yok. Randuin'e bakalım. Randuin sadece kritik vuran kişi kim yine? Yine Draven. O yüzden de hem büyü trencine hem zırha hem de kocaman bir kalkana sahip Gargoyle eşyasına gidiyor. Bence gerçekten söylüyorum, eşya tercihi olarak bu maç özelinde müthiş bir tercih. Dediğim gibi Randuin'i genelde niye alırsınız? Rakibi yavaşlatmak için, ayrıyetten rakip kritik hasar vuruyorsa. Mesela Yasuo Yone'lere karşı Randuin çok iyidir. Ama burada sadece Draven olduğu için Lux Orta Koridor, Kayn otomatik saldırıyla değil, kritik hasar zaten vurmuyor. Hani öyle bir şey olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle yaptığı eşya tercihlerini ben beğendim. Şu an mesela 300 armor, 300 zırh, 170 de büyü direnci oldu. Bakalım Malphite'i ignorelayıp arka tarafa doğru gidiyor. Bakalım Lulu'yu yakalıyor orada. Bakın ne kadar tank, daha Gargoyle'ını basmadı bile. Rumble ultisinde onu düşürmeyi başarıyor. Lux'ı kovalayacak burada ama dar bir alan olduğu için Lux'ı kovalaması çok da kolay değil diyecektim. Yakaladı Lux'ı orada. W'sunda çok iyi dojladı Kayn'ın. Bakalım burada skor gelecek mi? Gargoyle hala duruyor. Şimdi bastı Gargoyle'ı. Orada son anda Lux'a yakalandı ama çok da bir şey olmayacak. Buradan Baron'a gidebilirler diye düşünüyorum. Malphite'un ultisi yok. Rakip ormancının canı yok. Bence kesinlikle bunu alabilirler. Şimdi burada mesela Malphite da kendi takımına ulti atsaydı eğer, Rammus arka tarafta birilerini öldürebilir. Ama Malphite maalesef bunu başaramazdı. Ya da Rammus daha çok tanklardı. Çünkü bu konuda Rammus daha iyi. Aldığı eşyalardan da bir tık daha iyi diyebiliriz. W yeteneği de güçlenmeye başladı zaten. 311 zırh veriyor. Yani bu ne demek? 311 zırh vermesi demek, şu an 650 zırh, hatta 660 zırha ulaşması demek. Artçı şokta patladığı zaman zaten hani onu da söylemeye gerek yok. Oradan da bir 100 falan geliyor. Birazdan bakarız. Ortalama bir 900 falan zırhı olacak. Yine W'sunu daha 5. seviye yapmadan. Adam fena kanser oynuyor bu arada. Şimdi buraya bir tane Randuin'dir, Donmuş Yürek'tir artık gelecek. Yani çünkü alacak başka eşya yok. Yani direkt olarak büyü direnci eşyası alabilir. Ona bence gerek yok. Bu arada bence Titanic Hidra alabilirdi mesela. Ya da böyle hasar eşyası. Yani bir şekilde hasar vurabileceği bir eşya alabilirdi. Yani ne bileyim, Abyssal Mask alıyorlar bazen böyle. O tarz eşyalar alabilirdi. Yalnız Malphite oraya ulti atarsa orası biraz sıkıntı. Kayn'ı tuttu ama orada Kalista çok güzel ulti attı Seraphine. Malphite'den güzel bir ulti denemesi geliyor. Kalista neredeyse düşecek. Malphite orada kitle kontrolü uyguluyor. Birazdan da arkaya Q'sunu basıp koşturacaktır diye düşünüyorum. Bakın hemen Lux'a gidecek orada. Aynen öyle yapıyor. Hop, orada ultisini de koydu. E'sini de vurdu. Kalista geliyor. Hasar vurmaya gerek bile yok. Rammus gibi bu kadar tank bir şampiyon, gördüğünüz gibi Lux'ı tek başına düşürebilecek hasara sahip. Zırhına bakmadık tam. Dediğim gibi yani alacak çok bir eşyası olmadığı için artık burada hani Donmuş Yüreğe, Randuin'e vesaireye gitmesi kısmen normal. Ama ben yine de Titanic Hidra olur. Sallıyorum, Warmog bile bence daha iyi diye düşünüyorum ben. Tabii ki hasarı zırhtan alan bir şampiyon Rammus. Ama hani sanki Warmog bile rakipte böyle gerçek hasar, Vayne hani falan filan öyle bir şampiyon olmadığı için sanki
Bence o tarz bir şey daha iyi olabilirdi gibime geliyor benim. Ve Randu'nun geldi. Buradaki yavaşlatma da önemli. Orası ayrı konu. Onu hani çok şey yapmayacağım. Orada potu sattı. Totem alamadı. Totem mi almak istiyordu anlamadım ama. Pot mu aldı? Yok, pot da almamış. Bakın hem maviye hem grompu kesmeye başladı ufaktan. 1000 zırh. 1000 zırhı oluyor. Dakika 27. Oha. Ve W'sunu neredeyse sürekli açık tutabiliyor. Bak şimdi gitti içeriye. W'su 5. seviye değil. Bak. 1071 zırh. 1071 zırh. 450 de büyü direnci. Yani bu adamın ölmesi bayağı bir zor. Canı inmedi adam. 100 vurdu. 100 vurdu kayın. İnanılmaz garip bir durum. Ya gerçekten çok nadir gördüğümüz durumlardan bir tanesi bu. Evet bakalım şimdi. Oo, Kayn yakalanmış orada. Rammus arka tarafta Lux'ı yakalıyor. Yine bir iki otomatik saldırı vurup sonrasında E yeteneğini kullandı. Daha ultisi duruyor Rammus'un. Ultisini kullanmadı bile. Şimdi kullanmayı istiyor. Bakın arka tarafta Draven, Lulu, Lux hepsi öldü. Oha! İşte W'su varken Draven ona vurduğu için bakın Draven'ın 7 hasara bakın. Tabii ki Rumble ultisi de var. Bak geldi bir vurdu. Bak 7 hasara bak. Uff. Kalkanı da bastı. Orada Lulu'ya da taunt attı. Rammus neler yapıyorsun sen? Nasıl kanser bir şampiyonsun? 3'te 3 yaptı burada. Yani nasıl bir tank olduğunu kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Eyvallah. Malphite kitle kontrolü arka tarafa uyguluyor olabilir. Ama Rammus'u geçemeyen Draven Lux ikilisi var. Rammus'u geçemedikleri için de hasarı vuramıyorlar. Hemen üste dönüyor. Biraz şov amaçlı bir üste dönüş bu, orası ayrı. Bir tane daha zırh aldı. Olabildiğince zırhını fazla tutmaya çalışıyor. Biraz keyif yapıyor şu an aslında. Bakalım Kayn'la Rammus'un kapışmasına. Yalnız Rammus burada ölebilir ha. Hop kaçtı. Yani o kadar tamam eyvallah tank da. Bu arada kesinlikle bunu ne yapacak bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Ama Titanic Hydra falan... Ya Titanic Hydra falan olmasa bile böyle bir tane ne bileyim ya hasar eşyası mesela Demonic Embrace aynen öyle. Uğursuz koruma mıydı o eşyanın adı? Kesin onu alması lazım bu arada. Hani kesin bak şuran Warmog hani cana göre vuruyor ya Demonic Embrace cana göre yetenek gücü veriyor. Bu Warmog ona da Demonic Embrace. Yalnız bir dakika rakip takım Baron aldı. Eyvah eyvah. Derken Tryndamere orada bayağı bir hasar verdi. Ultisi geliyor Rammus'un. 59 vuruyor Draven. Draven 65 vuruyor. O ne? Draven 65 vurdu. Abi şaka mı? O ne? Bas lan Q'yu. Hop ultisini kullandı. Draven'ı yakalıyor. Draven'ı da düşürmeyi başarıyorlar. Burada maç bitecek mi? Kule altı falan yaparlar her türlü. Abi 65 vurdu adam. Tamam Draven'da eşya yok. Eyvallah ama... Yine de 65 çok çok iğrenç bir şey ya. Bak. Bas W'yu vur kuleye. Aha. Baba Lux'a vurdu hasara bak. Bu arada Rammus bayağı güçlüymüş ha. Hani Rammus'un kitle kontrolü kaç saniye? 2 saniye. Müthiş bir oyun yani. Bak hop kaynada. Burada oyun bitecek arkadaşlar. 15-1-14. Muhteşem bir Rammus oyunu izledik. Takımı o kadar iyi olmamasına rağmen bakın şuraları alayım. Altın farkı tamamen eşit. Hatta rakip takım biraz önde. Yani müthiş bir Rammus oyunu izledik. Hani orman Rammus neden Q fullendiği, kitle kontrol mantığı, W'sunun Q bastığınızda iptal olması bunlar ufak detaylar olsa da çok önemli detaylar. Ultisinin kullanım mantığı, hayaletin kullanım mantığı hepsine bence değindik diyebilirim. Yani bence hoş bir analizdi. Bu tarz kanser şampiyonların videosunu çekmek benim acayip hoşuma gitmeye başladı. İyice kanser videolarla karşınızda olacağım. Özellikle Baus'tan gördükten sonra Rammus dünya birincisini araştırdım. Ve bu kardeşimizi bulduk. Onun da analizini yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın Zeytnot'un şampiyonluk kümesine çıktığı ve Catelyn'le dünya birincisi olmuş. Öyle bir haber geldi. Onun analizini yapacağız. Haberiniz olsun. Yarın Zeytnot analiziyle karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.